Devam edeceğiz fokusa bitirmeden son gerginliğin iş iç dünyası için ne anlama geldiğini konuşmak üzere. Arkadaşım Ceren Dilekçi'nin yanında DEİK Başkanı Sayın Nail Opak var. Ee, sözü onlara bırakıyorum Ceren. Evet Hande, ABD'den gelen yaptırım açıklamasının iş dünyasına yansımasını konuşuyoruz. Yanımızda DEİK Başkanı Nail Olpak var. Nail Bey, dün ABD'den çok sert açıklamalar geldi. Türk İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacağı açıklaması geldi. Öncelikle iş dünyası olarak bu açıklamayı nasıl karşıladınız? Öncelikle kabul edilemez karşılıyoruz. Devletlerin temel özelliklerinden bir tanesi de kendi içerisinde tutarlı olmasıdır. Özellikle büyük devletlere düşen görevlerden bir tanesinin bunun olduğunu düşünüyoruz netice itibariyle hukuki bir süreçten bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de o kendi kararını hukuki bir sürece dayandırıyor. Hukukun hukuk içerisinde çözülmesi diye bir kavramdan hareket edilmesi gerekir. Uluslararası normlarda bakıldığında iki tane sayın bakanımızın şahısları elbette burada söz konusu değildir ama Türkiye'nin iki bakanına böylesi bir yaptırımı ortaya koyarken Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı şekilde kendi içindeki hukuka değil de uluslararası hukuk normlarına dayanmasını beklerdik. Bu açıdan bizim açımızdan bir hayal kırıklığıdır. Kabul edilemeyecek bir şeydir. Bir de çok klasik bir ifade var biliyorsunuz ki, ki bu ifadeye inanıyoruz da. Amerika Birleşik Devletleri ile uzun yıllara dayalı bizim çok farklı alanlarda işbirliklerimiz var. Bu işbirlikleriyle birlikte düşündüğünüzde de bir yere oturtmanın çok mümkün olmadığı bir karar maalesef. Evet, ticaret hacmine baktığımız zaman ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2017 yılı sonunda 20.6 milyar dolar. E, etkilenmesini bekler misiniz ticaretin? Şimdi bakın ticaretle ilgili sorunlar her zaman çözebiliriz. Aslında bir önceki yılı az önce söylediğiniz 2017 yılındaki ilişkilerimize baktığımızda da belki dünkü kadar olmasa da 2017'de de siyaseten çok farklı dalgalanmaların yaşandığı, iniş çıkışların yaşandığı bir yılı hep beraber yaşadık. Buna rağmen bizim ticaretimiz %30'un üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ticaretin toplamından bahsediyorum artış gösterdi. Bugün itibariyle bakıldığında bu kararın sonuçlarının ticareti etkilemesi söz konusu olabilir ticari olarak her zaman bir çıkış bulabileceğimizi düşünüyorum abi ben. Yani etkilenmeye rağmen bir çıkış bulabiliriz. Burada aslı olan aramızdaki psikolojik sınırın aşılmış olmasıdır. Yani bir dayatma ile bir devletin karşı karşıya kalması ve o dayatmanın da bizim açımızdan bakıldığında bir altyapısının olmaması. Eğer bu duvarı yıkarsak bunu inşa etmek çok daha zor olur. Yoksa ticaretiniz %30 artar, %25 düşer etkilenir, dövizimiz etkilenebilir. Nitekim doların kuruna baktığınız zaman istemediğimiz bir şekilde yükselme var. Mutlu değiliz ama ben daha da yükselse bile bunun da dengelenebileceğini düşünenlerden birisiyim. Dengeleyemeyeceğimiz husus inşallah o noktaya gelmez. İnşallah o noktada her iki ülkenin devlet başkanları seviyesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılacak görüşmelerle bunlar çözülür diye düşünüyorum. Psikolojik duvarı yıkarsak onun tamiri maalesef çok uzun yıllar alacaktır hiçbir şekilde bunun olmamasını arzu ederim. Peki şimdi siz sık sık görüşüyorsunuzdur tabii oraya ihracat yapan şirketlerle. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan şirket var mı sizin bildiğiniz, duyduğunuz? Şu an itibariyle yok. Ama etrafta farklı şeyler konuşuluyor. Değişik senaryolar konuşuluyor. İki Sayın Bakanla ilgili yaptırım kararının şirketler bazında veya kişiler bazında da olabileceği de ifade ediliyor. Bakın ben tekrar ifade etmek isterim. Hiç arzu etmeyiz öyle bir şeyin olmasını düşünmek bile istemeyiz. Onlar bile olsa diyorum ki ticaret her zaman yolunu bulur. Farklı bir örnek vereyim size. Yaptırımlar anlamında değildi. 2008 ekonomik krizinin sonunda bizim Avrupa Birliği ile ilgili dış ticaretimiz %56 seviyelerinden Avrupa Birliği'nin dış ticaretteki payı %32'ye kadar indi. Bizden kaynaklanmadı. Biz onu farklı şekillerde telafi etmeyi başarabildik. Bunları çözeriz. Yeter ki aramızdaki o duygusal bağ noktasındaki psikolojik sınır aşılmasın. Devletlerin ilişkilerinde öğrendiğimiz bir şey daha var. Devletler duygusal hareket etmezler. Devletler rasyonel hareket ederler. Devletler menfaatlerini iyi gözeterek hareket ederler. Ben bu noktada aklı selimin galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü bakıldığında her iki devlette de köklü bir geleneğe sahip, köklü bir geçmişe sahip. Başkanlar daha geçtiğimiz süreç içerisinde bakıldığı zaman NATO içerisinde güzel bir süreç götürdüler karşılıklı diyalog açısından. Suriye'de henüz tam anlamıyla istediğimiz olmasa da menbişte güzel şeyler yapılabiliyor. Bunların konuşulduğu bir ortamda iç siyasete kurban gidiyormuşuz gibi bir izlenim var bizde. İnşallah doğru değildir diyorum. Peki orada faaliyet gösteren Türk şirketleri de var aslında çok evet. sayıda. Ee, onlar ise göre risk altında mı şimdi mevcut durumda? E böyle karamsar tablolar çizmenin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde bakıldığında Türkiye'de faaliyet gösteren sermaye yapısı itibariyle Amerika şirketleri var. Biz onlara yabancı şirket gözüyle bakmıyoruz. Onlar Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerdir. Herhangi bir sermaye renginden dolayı bir e, yanlış bakış içi, aşırı içerisinde değiliz. O noktada bak, karamsar senaryolara gitmeyelim ben bir risk olacağı kanaatinde değilim. İşi o boyutlara taşımak doğru değil diye düşünüyorum. Biraz daha süremiz olduğu için soruyorum. Ağırlıklı olarak hangi alanlarda yatırımları var bu şirketlerin? Hem Türkiye'de hem Türk şirketlerinin Amerika'da baktığınız zaman. Ya tek bir alan içerisinde değil. Baktığınızda sanayinin çok farklı alanlarında faaliyet gösteriyorlar. Elbette finansla ilgili var. Portföy yatırımları var. Amerika'nın sadece borsa içerisindeki şirketlerinin bile yatırımlarına baktığınız zaman ilk sırada yer alan yatırımlar olduğunu görüyoruz. Memnunuz da bundan. İnişli çıkışlı dönemler olmakla birlikte toplamında Amerika Birleşik Devletleri ile bizim ticaretimiz biraz önce söylediğim çerçeve içerisinde olduğu gibi bizim açımızdan sürdürülebilir bir süreç içerisinde gidiyor. Dün gece zor bir geceydi, uzun bir geceydi ama ben e, aklı selimle çıkabileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet Hane Deyik Başkanı Nail Olpak'la ABD'nin yaptırım kararının Türk iş dünyasına yansımasını konuştuk. Yeniden söz sana bırakıyorum. Ceren Dilekçi çok teşekkür ediyoruz. Ve...